hadisi şerifle amel etmek. 1. Sual. Herhangi bir hadisle amel etmemiz caiz midir? Cevap. Müştehid olmayan, herhangi bir hadisi şerifle amel edemez. Müştehidlerin, ayet ve hadislerden çıkararak, verdikleri fetva ile amel etmesi gerekir. Rahmet olarak farklı bildirilen hadis-i şeriflerden, on tanesinin meali şöyledir. 1. Deve eti yemek abdesti bozar. 2. Ateşte ısınmış şey abdesti bozar. 3. Zekerine dokunan erkeğin abdesti bozulur. 4. Fercine dokunan kadının abdesti bozulur. 5. Zekere dokunmak abdesti bozmaz. O da vücuttan parçadır. 6. Kan aldırmak abdesti bozmaz. 7. Akar kan abdesti bozar. 8. Besmelesiz abdest olmaz. 9. Deniz hayvanları helaldir. 10. Fatihasız namaz olmaz. 1. hadise göre deve eti abdesti bozar. Halbuki Hanbeli hariç diğer üç mezhepte bozmaz. İkinci hadise göre, ateşte pişirilen her şey, mesela çay içmek abdesti bozar. Halbuki hiçbir mezhepte bozmaz. Bu hadis-i şerif, kötü bir sittenin beşinde mevcuttur. Hiçbir hadis alimi bu hadise uydurma dememiştir. Bunların açıklaması, Mizanül Kübra kitabında vardır. Üçüncü hadise göre, zekere dokunmak, abdesti bozar. Hanefide bozmaz, üç mezhepte bozar. Dördüncü hadise göre, ferce dokunmak, abdesti bozar. Şafii hariç, diğer üç mezhepte bozmaz. Beşinci hadise göre, zekere dokunmak, abdesti bozmaz. Hanefide bozmaz, üç mezhepte bozar. Altıncı hadise göre, kan abdesti bozmaz. Hanefi'de bozar, diğer üç mezhepte bozmaz. Yedinci hadise göre, kan abdesti bozar. Hanefi hariç, diğer üç mezhepte bozmaz. Sekizinci hadise göre, besmelesiz abdest olmaz. Sadece besmele hambeli de farzdır. Dokuzuncu hadise göre, denizden çıkan her hayvan yenir. Hanefi'de deniz haşaratı yenmez. 10. hadise göre Fatiha okumak farzdır. Hanefi'de farz değil, diğer üç mezhepte farzdır. Şafii'ye göre imam arkasında Fatiha okumak farz, Maliki'de imam yavaş okurken müstehap, açıktan okurken Fatiha okunmaz. Hanefi'de imam arkasında Fatiha okumak mekruhtur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, hadis-i şeriflerle amel etmek bize caiz olmaz. Mezhebimizin hükmüne aykırı gibi görülen hadis-i şerifler, alimlerin sözlerini reddetmek için delil ve senet olamaz. Bir hanefinin imam arkasında Fatiha okuması, mezhepten çıkmaktır, ilhattır. Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, Dindeki dört delil, müştehitler içindir. Bizim için delil, mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Çünkü bizler, ayet ve hadisten hüküm çıkaramayız. Mezhebin bir hükmü, ayete, hadise uymuyor gibi görünse de yanlış değildir. Çünkü ayet ve hadis, iştihat isteyebilir. Başka bir ayet veya hadiste değişmiş olabilir veya bilmediğimiz bir tevili vardır. Müştehit olmayanın dindeki bu hükümleri hadis şeriflerden anlaması mümkün olmaz. Bunun için, müştehid olmayan, hadis kitabı okursa, ya hadislerin uydurma olduğunu zanneder, veya kendi aklına göre yanlış bir hüküm çıkarır. Her ikisi de felaketine sebep olur. O halde bir Müslümana yapılacak en büyük kötülük, kötü bir sitteyi al, hadisleri oku ve buradan dinini öğren demektir. Zaten art niyetli olanlar da, altın kupa içinde zehir sunuyorlar. Meal veya hadis okuyarak dinini öğren diyorlar. Biz ne yapmalıyız? Sual. Biz Hanefiyiz. Hanefi'de hadise aykırı bir hüküm görürsek ne yapmalıyız? Cevap. Kitaplarda diyor ki, hadise aykırı bir hüküm varsa hadisle amel edilir. Ancak bu söz nazari olarak böyledir. Mezhep imamları hadis-i şerife aykırı olarak söz söylemezler. Onlar alimdir. Kafadan rastgele konuşmazlar. Mesela hadis-i şerifte Fatihasız namaz olmaz buyruluyor. Halbuki görünüşte Hanefi mezhebinin alimleri bu hadis-i şerife aykırı olarak imam arkasında Fatiha okumayı yasaklıyorlar. Tahrimen mekruhtur. Harama yakındır diyorlar. Şimdi biz hadisle amel edeceğiz diye İmam-ı Azam'ın içtihadını kabul etmeyecek miyiz? O zaman mezhepsiz oluruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Namazda kıraat farzdır ve hadis-i şerifte Fatiha'sız namaz olmaz buyuruluyor. Neden Hanefilerin hakiki kıraati cemaatin hepsinin okumasını bırakıp kıraati hükmiye yani imamın okuyup cemaatin susmasına karar vermelerinin sebebini tamamlayamadım. İmam arkasında sükut etmeye dair açık bir delil bulamadım. Buna rağmen mezhebime uyarak imam arkasında Fatiha okumadım. Çünkü delili zayıf diye mezhebimin hükmüyle amel etmemenin ilhad olduğunu biliyordum. Mezhepsiz olmamak için Hanefi mezhebinin hükmüne uyarak imam arkasında Fatiha okumadım. Nihayet Allahü Teala mezhebe uymanın bereketiyle Hanefi mezhebinde imama uyan cemaatin kıraati terk etmelerindeki hakikati ishar eyledi. İmam sanki cemaatin dilinden okuyor. Bu şuna benzer. Bir köy halkı, köyün ortak bir meselesi için köylünün tamamı kaymakama gitmez. Birkaç kişilik bir heyet seçerler. Bu heyetin hep bir ağızdan meseleyi anlatmaları da doğru olmaz. İçlerinden birini temsilci seçerler. Temsilci, İstekler aynı olduğu için hepsinin diliyle ihtiyaçlarını arz eder. Kendilerine temsilci kabul ettikleri bu kimse onların adına konuşur. Seçilen bu temsilcinin hepsinin adına ihtiyaçlarını arz etmesi şeklinde olan cemaatin hükmi konuşması onların hakiki konuşmalarından daha iyidir. İmamla cemaatin hali de böyledir. İmam-ı Azam Hazretleri'nin cemaatle namaz kılarken imama uyanlar Fatiha ve Zammu sure okumaz dediğini duyanlardan on kişi, Hazreti İmam'ın huzuruna gelip derler ki, İmam'ın okumasını kâfi görüp, cemaate Kur'an okutmadığını işittik. Halbuki Fatiha'sız namaz olmaz. Elimizde bunu ispat eden kuvvetli deliller vardır. Hakkın ortaya çıkması için tartışmaya geldik. Hazreti İmam der ki, Ben bir kişi, siz on kişisiniz.'' hepinizde aynı anda nasıl tartışayım? Nasıl tartışmak istiyorsunuz? İçinizden en bilgili, alim olanı seçin, onunla konuşayım. O kendiyle birlikte hepinizin adına konuşsun. Teklifiniz uygun. O beni yenerse hepiniz beni yenmiş olacaksınız. Ben onu yenersem hepiniz yenilmiş olacaksınız. Kabul mü? Peki, kabul ettik. Tartışmayı ben kazandım nasıl olur daha başlamadık bile. Siz seçtiğiniz alimin hepinizin adına konuşmasını kabul etmediniz mi? Evet. Ben de sizin kabul ettiğinizi kabul ediyor, aynı şeyi söylüyorum. Herkesin tabi olduğu imam kendi adına ve ona uyup imam kabul edenler adına Kur'an-ı Kerim okur, cemaat okumaz. Anlaşamadığımız bir nokta kaldı mı? On kişi hakkı kabul etmek zorunda kaldılar. İmam-ı Hazretleri buyurdu ki, Hadis-i şeriflerle amel etmek bize caiz olmaz. Mezhebimizin hükmüne aykırı gibi görülen hadis-i şerifler, alimlerin sözlerini reddetmek için delil ve senet olamaz. Muhammed Hadimi Hazretleri de buyuruyor ki, Dindeki dört delil, müştehitler içindir. Bizim için delil, mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Dört mezhepten birine uymayan, ehli sünnetten ayrılır. Sapık veya kafir olur. Namazda imam arkasında Fatiha okunur mu? Bu konudaki üç hadis-i şerif şöyle. Fatihasız namaz eksiktir. Namazda imam okurken siz de okumayın. Fatiha'yı hafif okuyun. Fatihasız namaz olmaz. Bu hadislere ve başka delillere dayanarak Şafii alimleri imam arkasında Fatiha okumanın farz olduğunu bildirmişlerdir. Malikide ise imam yavaş okurken müstehaptır. İmam açıktan okuyorsa Fatiha okunmaz. Namazda Fatiha okumak Malikide farz, Hanefi'de ise vaciptir. Hadis-i şeriflere bakalım. İmamla namaz kılarken susun. İmamın kıraati cemaatin kıraatidir. Ne o, Kur'an'da rekabet mi? Namazda biri benimle beraber okuyordu. Hanefi alimleri bu hadislere ve başka delillere dayanarak imam arkasında Fatiha okumak mekruhtur demişlerdir. Mezhebin hükmüne uyulur. Sual. İbni Abidin, Hindiye, Düler gibi muteber eserlerde okuduğum bazı hadis-i şerifler, ayetlere zıt gibi görünüyor Mezhebimizin bazı hükümleri de hadis-i şeriflere zıttır. Bu durumda ne yapmak lazım? Hadislere mi uymamız lazım, yoksa mezhebimizin hükmüne mi? Cevap Önce kısaca ölçüyü verelim. 1- bir, bir, hadis, bir ayete zıt gibi görünse, hadis-i şerife uyulur. Çünkü Resulullah Efendimiz, ayeti elbette bizden daha iyi anlar. Allahü Teala'nın muradını Resulünden daha iyi bilen olur mu? 2. Bir hadis, mezhebin hükmüne zıt gibi görünürse, mezhebin hükmüne uyulur. Çünkü mezhebimizin alimleri hadis-i şerifleri elbette bizlerden daha iyi bilir. Yani Resulullah Efendimizin emrini, muradını, onun varislerinden daha iyi anlayan olur mu? Varislerinin farklı iştihatları da yine Resulullah'ın iznine, emrine göredir. Nasıl ki Allahü Teala Resulünü yetkili kıldı, Resulullah da varislerini yetkili kıldı. Bunlar kıyamete kadar her ülkede, her iklim ve şartlarda yaşayacak Müslümanlar için ihsan ilahidir. Tek hüküm olsaydı, Müslümanların halleri çok zor olurdu. Uyamayanlar ya haram işlemiş olur veya küfre düşerdi. Müştehit olmayan din adamı, okuduğu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez.'' müştehitlerin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anlayarak verdikleri fetva ile amel etmesi gerekir. Takrir kitabında da böyle yazılıdır. Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, Dindeki dört delil yani bir Kur'an, iki hadis, üç icma, dört kıyası fukaha müştehitler içindir. Bizim için delil mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Çünkü bizler ayet ve hadisten hüküm çıkaramayız. Mezhebin bir hükmü, ayete, hadise uymuyor gibi görünse de yanlış değildir. Çünkü ayet ve hadis, iştihat isteyebilir. Başka bir ayet veya hadiste değişmiş olabilir. Nes edilmiş olabilir. Veya bilmediğimiz bir tevili vardır. Müştehit olmayanın dindeki bu hükümleri, hadis-i şeriflerden anlaması mümkün olmaz. Bunun için müştehit olmayan hadis kitabı okursa ya hadislerin uydurma olduğunu zanneder veya kendi aklına göre yanlış bir hüküm çıkarır. Her ikisi de felaketine sebep olur. O halde bir Müslümana yapılacak en büyük kötülük, kötü i sitteyi al, hadisleri oku ve buradan dinini öğren veya Kur'an meali oku, dinini asıl kaynaktan öğren demektir. Bu, bir hastaya, falan hastaneye git, falan kattaki falan odası ameliyathanedir. Orada her türlü lüzumlu alet vardır. Kendi kendini ameliyat et veya falan ilaç fabrikasına veya falan ilaç ecza deposuna git. Orada her türlü ilaç var. Bulduğunu beğendiğini iç, tedavi ol demekten daha beterdir. Peki mezhep imamları ayet ve hadise uymamışlar mı? Onlar ayet ve hadisi bizim kadar anlamamışlar mı? ne diye o yetkili alimlerin anladıklarına değil de kendi anlayışımıza uyuyoruz? Günlük işlerde bile işin ehline gidiliyor. Kendi kendini ameliyat eden, kendi ilacını kendi yapan insan var mı? Kur'an-ı Kerim'de mealen, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın buyuruluyor. Ali İmran Suresi 103. Ayeti Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri buyuruyor ki, Burada Allah'ın ipinden maksat cemaattir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Fıkıh alimlerinden bir karış ayrılan dalalete düşer. sivad Azam fıkıh alimlerinin yoludur. Fıkıh alimlerinin yolu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Hulefa-i Raşidin'in yoludur. Bu yola tabi olmayan bid'at ehli olur, cehenneme gider.'' alimlere uymak vaciptir. Sual Allah ve Resulünden başkasına itaat etmek, şirk ve bid'atken, niye alimlere ve mezheplere uyalım ki? Sahabeye bile uymak niye uygun değildir? Cevap Bu, cevabı bir kitap olacak kadar uzun izah isteyen bir sualdir. Kısaca arz edelim. Allah ve Resulünden başkasına itaat etmek dinin emridir, şirk ve bid'at değildir. Bu husus, ayetlerle ve hadislerle sabittir. Resulullah Efendimizin varisleri olan alimler buyuruyor ki, dinin hükümlerini bizim gibi cahillere derin alimler ve olgun salihler bildirdi. Bunlar muhaddisler ve müştehitlerdir. Hadis alimleri hadis-i şerifleri inceleyip sahih olanlarını ayırmışlardır müştehitler de ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden ahkam çıkarmışlardır. Biz ibadetlerimizi ve bütün işlerimizi bu ahkama uygun olarak yapıyoruz. Avam yani müştehit olmayan bir hadis-i şerif işitince bundan kendi anladığına göre iş yapması caiz olmaz. Ya onun anladığından başka mana verilmesi gerekir veya mensuh yani yürürlükten kaldırılmış olabilir. Müştehidin fetvası ise böyle şüpheli değildir. Avamın esabı kiramı taklit etmekten men olunmalarını ve bunların İslamiyeti açıklayan sözleri kolay anlaşılan kısımlara ayırmış olan alimlere uymaları lazım olduğunu derin alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. İmamül Harameyn Burhan kitabında avam esabı kiramın mezheplerine uymamalı din imamlarının yani dört mezhep imamının mezheplerine tabi olmalıdır demektedir. İslam alimlerinin yukarıda yazılı icmalarına uymayanların sapık oldukları anlaşılır. Çünkü eshab-ı kiram cihatla, İslamiyeti yaymakla uğraştıkları için tefsir ve hadis kitapları hazırlamaya vakit bulamadılar. Resulullah'ın nuru onların mübarek kalplerine o kadar çok işledi ki, kitaptan öğrenmeye ihtiyaçları kalmadı her biri bu nurun kuvvetiyle doğru yolu bulurdu. Asırların en iyisi olan saadet asrı bitince, fikirlerde, bilgilerde ayrılıklar hasıl oldu. Eshab-ı kiramdan ve tabiinden nakil edilen haberler, birbirlerine uymaz oldu. Hak yolu arayanlar şaşırdılar. Allahü Teala lütfederek bu ümmet arasından salih dört alimi seçti. Naslardan hüküm çıkarmak üstünlüğünü bunlara ihsan etti bunların taklit edilmesini emrederek bütün Müslümanların hidayete kavuşmalarını istedi. Bir ayeti i kerime meali, Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulul emrinize itaat edin. Nisa suresi 58. ayeti Burada ulul emr, iştihat derecesine yükselmiş olan alimler demektir. Böyle alimler de herkesin bildiği dört hak mezhebin dört büyük imamıdır. Bu ayetteki ulul emr denilen üstün kimselerin müştehit oldukları yine ayetle bildiriliyor. Resule veya ulul emre sorsalardı onlar bilirdi. Nisa suresi 83. ayeti. Bazıları ulul emr hakimler, valiler demektir dedi. Bu söz naslardan ahkam çıkarabilen hakimler içindir. Bunlar alim oldukları için ölül emirdirler. Hakim oldukları için değil. Dört halife ve Ömer bin Abdülaziz böyleydi. Cahil, fasık veya kafir olan emirler böyle değildir. Onların dine aykırı emirlerine itaat edilmez. Bir ayeti kerime meali. Bir şeyi ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Lokman suresi 15. ayeti bir hadis-i şerif meali şöyledir. Ulul emr fıkıh alimleridir. İbni Abbas ulul emr fıkıh ve din alimleridir buyurdu. Ayet-i kerimelerin ve hadis ve tefsir alimlerinin bu açık beyanları müştehitlere itaat etmek lazım olduğunu gösterdiği gibi mezhepsizlerin Allah'tan ve peygamberden başkasına itaat etmek şirk ve bid'attir sözlerinin bozuk ve saçma olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu konuda birçok hadisi şerif vardır. 1. Resulullah Efendimiz, Muaz bin Cebel'i Yemen'e hakim olarak gönderirken, orada nasıl hükmedeceksin buyurunca, Allah'ın kitabıyla dedi. Allah'ın kitabında bulamazsan buyurdu. Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle dedi. Resulullah'ın sünnetinde de bulamazsan buyurunca, iştihad ederek anladığımla dedi. Resulullah mübarek elini Muaz'ın göğsüne koyup, Elhamdülillah, Allahü Teala Resulünün elçisini Resulullah'ın rızasına uygun eyledi buyurdu. Ulun emrin müştehit demek olduğunu ve buna itaat edenden Resulullah Efendimizin razı olduğunu bu hadis-i şerif açıkça göstermektedir. 2. Bir hadis-i şerif meali. İlim üçtür. Ayeti muhkeme, sünneti kaime ve faridati adile. Mişkat şerhi bunu şöyle açıklıyor. Faridai adile, kitaba ve sünnete uygun ilimdir. İcma ve kıyasa işarettir. Çünkü icma ve kıyas, kitaptan ve sünnetten çıkarılmaktadır. Bunun için icma ve kıyas, kitaba ve sünnete eşit tutuldu, faridai adile denildi. Böylece ikisiyle amel etmenin vacip olduğu tembih edildi. Hadis-i şerifin manası, dinin kaynağı dörttür, kitap, sünnet, icma ve kıyas demek oldu. 3. Hazreti Ömer, Şüreyh'i kadı olarak gönderirken buyurdu ki, Allah'ın kitabında açık olarak bildirilene bak. Bunu başkasından sorma. Burada bulamazsan Resulullah'ın sünnetine uy. Burada da bulamazsan iştihat et ve anladığına göre cevap ver. 4. Hazreti Ebu Bekir, davacı gelince, Allahü Teala'nın kitabına bakardı. Burada bulduğuna göre hükmederdi burada bulamazsa Resulullah'tan işittiğine göre cevap verirdi. İşitmemiş ise eshab Kiram'dan sorup onların icmasıyla hükmederdi. 5. Abdullah İbni Abbas'a bir şey sorulunca cevabını Kur'an-ı Kerim'de bulup cevap verirdi. Kur'an-ı Kerim'de bulamazsa Resulullah'tan işittiğini söylerdi. İşitmemiş ise Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e sorardı. Cevap alamaz ise kendi reyiyle bulup hükmederdi müştehid alimlere sormak, dört mezhep imamlarına sormak demektir. Birkaç vesikası şöyledir. Bir mezhebi taklit etmenin vacip olduğunu gösteren dört delil. 1- bir, Birinci delil. Eshab-ı kiramın asrından ve ondan sonraki asırdan, bu zamana kadar, bütün Müslümanlar dört mezhepten birini taklit etti. Bunda icma hasır oldu. Şu hadis-i şerifler, bu icmanın sahih olduğunu göstermektedir. Ümmetim, dalaret olan bir şeyde icma yapmaz. Allahü Teala'nın rızası icmadadır. Cemaatten ayrılan, cehenneme gider. Cemaatten ayrılan, yüzüstü cehenneme düşer. 2. İki, i̇kinci delil, bir ayeti kerime meali. O gün, her fırkayı imamlarıyla çağırırız. İsra suresi 71. ayeti. Kadı Beydavi hazretleri, bu ayeti kerimenin tefsirinde her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamların isimleriyle çağırırız buyuruyor. Medarikte de böyle yazılıdır. Meali Tenzil tefsirinde İbn Abbas kendilerini dalalete veya hidayeti sürükleyen devlet reisleriyle çağrılır dedi. Said bin Müseyyib ise her kavim kendilerini hayra ve şerre sürükleyen reislerinin yanına toplanırlar dedi demektedir. Tefsiri Hüseyini'de ve Ruhul Beyan'da mezhebinin imamıyla çağrılırlar. Mesela ya Şafi yahut ya Hanefi denilir demektedir. Bundan anlaşılıyor ki kamil olan imamlar kendilerine tabi olanlara şefaat edeceklerdir. Görülüyor ki kıyamet günü herkes mezhep imamının ismiyle çağrılacaktır. İmam kendisini taklit edene şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksekti. Allahü Teala Lokman Suresi'nin 15. ayetinde "Bana inabet edenin yoluna tabi ol" buyurdu. Bu dört büyük imamın Allahü Teala'ya inabet etmiş oldukları söz birliğiyle bildirilmiştir. 3. Üç, üçüncü delil. Bir ayeti kerime meali. Hidayet yolunu öğrendikten sonra peygambere uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı saptığı yola sürükleriz ve çok fena olan cehenneme sokarız. Nisa Suresi 114. ayeti. İmam Şafii Hazretlerine icmaın delil olduğunu gösteren ayet hangisidir diye sordular. Cevap olarak bu ayeti gösterdi. Bu ayet müminlerin yolundan ayrılmayı haram ettiği için bu yola uymak vacip olur. Medarik tefsirinde bu ayeti kerime açıklanırken icmaın delil olduğunu ve kitaptan sünnetten ayrılmak caiz olmadığı gibi icmadan ayrılmanın da caiz olmadığını bu ayet göstermektedir, buyurulmaktadır. Beydavi tefsiri de bu ayeti açıklarken, bu ayet icmadan ayrılmanın haram olduğunu gösteriyor. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak vacip olur, buyuruyor. Bu ümmetin salihleri, alimleri bir mezhebi taklit etmek vaciptir. Mezhepsiz olmak büyük günahtır dediler. Alimlerin bu söz birliğinden ayrılmak bu ayet-i kerimeden ayrılmak olur. Çünkü Allahü Teala mealen buyuruyor ki: Siz insanlar için hayırlı ümmetsiniz. İyi şeyleri emreder, kötü şeyleri men ederseniz. Ali İmran suresi 110. ayeti. Bu ümmetin alimleri mezhepsizliğin kötü olduğunu bildirdiler. Bunun için mezhepsiz olmak caizdir diyerek alimlerin bu sözlerinden ayrılan bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur bazı mezhepsizler Edille-i Şeriye'nin dört kaynağından yalnız ikisine uyduklarını söylüyorlar. Diğer ikisini kabul etmiyorlar. Böylece Müslümanların çoğunun yolundan ayrılıyorlar. Ehli Sünnet ve Cemaat yolundan sapıyorlar. 4. Dördüncü delil Bir ayeti kerime meali Bilmiyorsanız zikr ehline sorunuz. Nahl Suresi 43, Enbiya Suresi 7. ayetleri bu ayet-i kerime, ibadetlerin ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedir. Ayet-i kerimede sorup öğrenmek herkesten ve din cahillerinden değil, bilinmeyenleri alimlerden sormak emrolunmaktadır. Bunun için bir kimse yapacağı şeyi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde arayamaz. Mezhebin alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmesi lazım olur. Okuyup öğrendiğine göre yapan kimse o müştehidi taklit etmiş olur. Müştehide uymazsa mezhepsiz olur.